Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Ertalab Euronews'ni hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Shifoxonaga Isroilning bombasi tushishi oqibatida 500dan oshiq davolanayotgan bemorlar, jarohatlanganlar va ularning orasida vrachlar va hamshiralar ham bor, o'ldi. Birozdan keyin Euronews'da ko'rsatdi. Musulmon bo'lmagan inson, ya'ni Germaniya kansleri Scholz Arab davlati Iordaniyaga kirib, musulmondan, Arabdan so'rayapti, Iordaniya qirolidan. G'azoga, Falastinliklarga bombalar ostida qolayotgan xalqqa, o'tda ayollar bor, bolalar bor, yordam ber. Ya'ni o'zingga qabul qilib ol. Qochqin sifatida qabul qilib ol deyapti, yo'q deyapti. Qaranglar. Yaqinda mana Shuhrat Barlas Facebook'ta ma'lumot qo'ydi. Men qiziqdimda bo'lishi mumkin emas deb boshqa manbalarni ham izlab chiqdim. Ya'ni g'azoliklarga yordam berayotgan musulmonlarni, musulmon davlatlarini soni 1-2% dan oshmas ekan. Arablarga, musulmonlarga yordam berayotgan davlatlar nasroniylar 40-50%. Buni Euronews'da ham ko'ryapmiz. Na Dubai, na Saudiya Arabistoni, ne Iordaniya, yoki boshqa boy davlatlar 5 vaqt namoz o'qiydigan, Qur'on ilmiga amal qiladigan, amal qilish kerak degan bu musulmon xalqi nega yordam bermayapti? Berayotgan bo'lsa nega birorta ijtimoiy tarmoqda biz buni ko'rmayapmiz? Har holda men buni ko'rmayapman. Boy badavlat isrofgarchilikning eng uchiga chiqarib yuboradigan Dubai Saudiya Arabistoni. Nima uchun ular jim? Isroil, hammamiz ularni yomonlab yotibmiz. Kim kuchli bo'lsa, kim qudratli bo'lsa, o'sha haq degan davrda yashayapmiz. Yo'q, joydan o'ziga davlat yaratdi, chunki o'zini ilmi bilan. Bor davlatidan ajraldi ilmsizligi tufayli. Ikkita narsa, ilm va birlik. Agar qayerdadir etik do'z yahudiy bo'lsa, u zo'r skripka chalayotgan bo'lsa, u kambag'al bo'lsa, uni ikkita yevriy, ya'ni yahudiy ko'rib o'tsa, albatta yordam beradi, o'qitadi, rivojlantiradi. Yahudilarning kallasi zo'r bo'ladi deb aytishadi. Men nevrolog sifatida, neyropsixolog olim sifatida aytaman, o'qigan odamning kallasi zo'r bo'ladi. U jam millatga qaramaydi. Xohlagan inson beshidan to qabrgacha ilm olsa, u ilmli bo'ladi. Birlik yo'q. Quruq gap, safsata musulmonlarda. Ilmsizligi tufayli, birligi yo'q tufayli bor buridan, bor yeridan ham ajraldi Falastin. Men barcha musulmonlarga mana murojaat qilyapman. O'zimizni musulmonlar yonib, kuyib, gapirib yotibmiz. İçimiz tilka para bo'lib ketyapti. Ko'rdingizmi? 260 ta o'ldirilgan Isroil. Boring 500 taga yetar. 5000 ga yaqin odamni qirib tashlaydi. Butun shaharni yo'q qilib yuboryapti. Kuch qudrat uladi, qurol-yarog' uladi. Eng kuchli meditsina uladi. Eng kuchli texnologiya uladi. Yevri bo'lgani uchun, yahudi bo'lgani uchun deysizlar. Men boshqacharoq aytaman. Yahudilar mushtik bir bo'lgani uchun, bir xalq bo'lgani uchun. Yahudilar tinimsiz ilm ketidan quvgani uchun mana shunday qudratli bo'lib ketdi. Nima uchun men hayratda qolaman? Mana yana o'sha sheyxlar, mullalar, qori imom ishonlar mana chiroyli Qur'onimizda yozilgan barcha oyat suralar mana shu narsalarni gapiramiz. Misrda mana o'qiydi. Na Misr, na olaman yuqorida tilga olgan davlatlar bittasi ham yordam bermayapti. Hey musulmonlar, qayerda qoldinglar sizlar? Hali bu yana davom etadi. Falastin bilan tugamasa kerak bu. Mana ko'pchilik siyosatchilarni chiqishlariga men qarab bir analiz qilyapman. Yahudilarni, Isroilni niyati juda katta.
Livanni ham butunlay egallab olish, Suriyani ham katta bir qismini egallab, Yaqin Sharqda juda katta bir davlat qurish rejasi bor degan gaplar aytilyapti. Buni Bobomurod Abdulla o'zini ko'rsatuvida isbotlab berdi. Xo'sh, nega men bu chiqishni qilyapman? Avvalambor, ikkita narsadan ko'nglim behuzur bo'lgani uchun. Musulmon davlatlar yordam bermasa, mayli, lekin nega o'z yurtida qochoqlarni qabul qilmayapti? Rahmi kelmayapti mı? Ertaga Alloh taoloning oldida ular nima deb javob beradi? Nima deb javob beradi? Söz aciz, bir narsa deyişke söz aciz. Hoş bunu Özbeylerge, bundan nima xulosa çıkarışımız gerek? Hurmatli Özbey halkı, okutuvchi mı, traktörçi mi, farroş mı, kim bo'lishidan qat'iy nazar, ertadan kechgacha bolangizni qo'liga kitob tutqazing. O'qiting, ilmli qiling. Raketalarga, tanklarga, dronlarga qarshi qo'lida chuvuq bilan, ketmonni sopi bilan yoki narbosa biraligidagi qo'lbola qurollar bilan kurashadigan bo'lmasin. Dunyoni egallasin. Bilim bilan dunyoni egallash mumkin. Desangiz, ilm bering. İşten kaçtığınız kolejden kitabını alın da balayızı 5. sınıfta okudu mu, 3. sınıfta okudu mu, 10. sınıfta okudu mu, bilimi bilen kızıkınlar. İlim, ilim ve yana ilim. Fakat ilim kutkaradı. İlim arkasına şu derecede erişken İsrail, hem de tamamlama hak bilgenini kıp yatıptı. Ve Arap devletleri bana ahvalı, bana kaya ahvaldı. Nobel mükafat agerler, yukarı keşfiyat kigerler, arası diyen Müslümanlar 5%'dan aş mıydı? Bunu bir neçe maratabı aytilgen. Bir neçe maratabı aytilgen. Yani bizi Kur'an'ımızda fakat ilim, ilim, ilim. Her bir ayet surani karasayız, tegideş ilim alış. Braderlerge yardım veriş. Başıge musibet düşkerlerge karab turmaslik hakkıda yazılgen nesilege Arap devletleri, büyük oşa şeyhler yaşayan devletler ne geçim? Bu kanakası buldu indi. Bundan hulasa çıkarıp alıyılık. Bana şu İsrail Falastin uruşudan cüde kette hulasa çıkarıp alış gerek bütün Özbek halk. Karl Jaspers aitken ana alıp okuyla. İlim alışta devletke işanıp oturuş. Bu ahmaklığının bir türü degen. Elbette devlet şarait yaratıp giriş gerek, hemen sen kıp giriş gerek. Karayla çünkü o individualizm nazariyasını ilgeri sürdüyen. Her kanday devirde ham, her kanday zamanda ham, evvel ham, hazır ham, bundan keyin ham, individualizm, individualizm ve yana bir bara individualizm en aldingi orunda turadı. Dip aytken Karl Jaspers. Özünü özün rövajlantırasan, özün ilim alasan, özün imkanat izliysen, burada imkanat soramıysan. Hoddu bana şuna ka. Bana kıskaça malumatım şuna ibaret. İtibarız için rahmet.